Yok. Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı? Benim hiçbir fikrim yoktur. Narin Güran'a kim neden zarar verdi? O da ne bileyim ben kim zarar vermiş diye yanıtlıyor. Bir sıcak gelişmeyi daha sizlerle paylaşalım. Aile Bakanı davaya müdahil olacaklarını söylüyor. Aile Bakanı Göktaş geride kalan dakikalar içerisinde Narin'e bunu yaşatanların en ağır cezayı almaları için davaya müdahil olacaklarını ifade ediyor. Değerli izleyiciler, bunu da bir sıcak gelişme olarak sizlerle paylaşalım. Şimdi dediğimiz gibi Narin'in hem bu tabii günlerce arandı, 19 gün boyunca arandı, bulunamadı. Didik didik arandı, neden bulunamadı? Pek çok soru işareti ortada. Öte yandan geride bıraktığımız günden kameralara yansıyan çok çarpıcı, vicdanları sızlatan görüntüler vardı. Hatıra fotoğrafı çektirenler, o tabuta, tabutun başına duvak koyanlar. Yani o görüntüler Türkiye'nin hafızasında yer alan görüntülerdi. Bu süreçte unutmadığımız açıklamalardan biri de AKP'li bir isim Galip Ensarioğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda hatırlayacaksınız. Bir televizyon kanalında yapmıştı o açıklamayı AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu. Ne demişti? Aile bizim dostumuz ama bilip de söyleyemediğimiz pek çok şey var demişti. Bu açıklamanın sonrasında her ne kadar Galip Ensarioğlu konuşmasının başının sonunun verilmeden aktarıldığını söylese de evet bu cümleleri söylemişti. O sözlere tabii tepkiler yükseldi. Galip Ensarioğlu ne söylemek istiyor? Bilip de açıklamadığı şey ne soruları gündeme gelmişti. Geride bıraktığımız gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlere tepkisi vardı. Feodal ve hukuk devletine sığmayacak bu açıklamaları çok tehlikeli buluyoruz dedi Özgür Özel. Kulak verin. Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Duyduğumuz bazı feodal ve hukuk devletine sığmayacak açıklamaları tehlikeli buluyoruz. Narin'in cansız bedeni bulundu. AKP'li Ensarioğlu bu ifadeleri kullandı. Hem tepki çekti hem de kafaları karıştırdı. 8 yaşındaki Narin Güran 19 gün boyunca arandı. Cansız bedeni daha önce de aranan derede bulundu. Narin'in bulunmasının hemen ardından gözaltılar başladı. Aile üyelerinin de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda siyasetçi yaşananlara ilişkin konuştu. Ama aralarında biri var ki söyledikleriyle hem tepki çekti hem de soru işaretlerini arttırdı. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sözcü TV televizyonuna katıldı. Aileye yakınlığı nedeniyle konuşamayacağını söyledi. Yani bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü ailede, yani bizim dostlarımız, onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Yani bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken aile bireylerine ilgili yapılan tutuklamalar var, işte yeni gözaltılar var. Büyük bir aile varsa bir suç, herkes suçlu değil. Yani bu böyle kızımızın vahşice katledilmesini böyle aile kararıyla falan olacak şeyler değil bunlar. Tabii ki. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Ensarioğlu olayın siyasetle ilişkili olamayacağını iddia etti. Bir siyasi partinin karalandığını öne sürdü. Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen tanırız. Hizbullahçı olduğunu söyleyen, sosyal medyada bu yönde suçlama yapan aile Refah Partisi geleneğinden gelen. Geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım dönemde benim yönetimimde de yer alan amcaları var, büyük amcaları var. Veyahut da farklı İYİ Parti'de, farklı partide yer almış, AK Parti'de yer almış olanlar da var. AKP'li Ensarioğlu'nun bu ifadeleri hem kamuoyunun hem de siyasetçilerin tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Narin'in ölümüne ilişkin konuştu. İsim vermeden Ensarioğlu'na tepki gösterdi. Bir heyet oluşturduk. Sayın Sezgin Tanrıkulu, Sayın Süleyman Bülbül, Sayın Atakan Ünver, üç hukukçu arkadaşımız, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya ile birlikte bu törenden sonra bölgeye hareket ediyorlar. Tahkikatın bundan sonrası son derece dikkatli yürütülmelidir. Olmadık feodal ilişkilere yapılan atıfların hukukun önüne geçmesinin, delilleri karartmasının, suçluların adalet önünde bir ömür boyu hesap vermesine asla izin verilmemelidir. Duyduğumuz bazı feodal ve
hukuk devletine sığmayacak açıklamaları tehlikeli buluyoruz. Bölgeye gidiyoruz ve bundan sonra yakından takip edeceğiz. Adalet yerini bulana kadar Nari'nin yanındayız. Adalet yerini bulana kadar değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları böyleydi. Dedik ya, pek çok gelişme birbirini izliyor. Bir yandan da tabii çapraz sorgu devam ediyor. Soruşturma derinleşiyor. 24 kişi gözaltında ve bu çapraz sorguda bakalım hangi ayrıntılar ortaya çıkacak. Aile üyeleri bu 24 kişi arasında anne, baba ve abinin de bulunduğu, birinci dereceden aile üyelerinin gözaltında olduğu bilgisini paylaşalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu dün bu ekranlarda konuştuğumuz bir ayrıntıydı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımda Nari'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Sadece Bakan Yerlikaya değil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da paylaşım yaptığını ve bu iki ismin paylaşımında bir ortak noktaya dikkat çekmek gerektiğini söylemiştik. Neydi derseniz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o paylaşımında aileye, yani Nari'nin ailesine başsağlığı dilememişti. Peki bu ne anlama geliyordu? Bakan Yerlikaya geride bıraktığımız gün içerisinde bu soruyu da yanıtladı. Onu da söyleyelim. Zira Cumhurbaşkanlığı kabinesinin çıkışında buna ilişkin sorular soruldu Bakan Yerlikaya'ya. Narin'le ilgili gelinen son durumla ilgili son sözü artık hakimler söyleyecek dedi Bakan Yerlikaya yapmış olduğu ilk açıklamada. Çok hızlı bir şekilde olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyor. Bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşturulması için biz de adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız diyor. 4 savcı kollukla beraber bu soruşturmayı yürütüyor bilgisini veriyor. Ve bu konunun Adalet Bakanı'nın artık görev alanı olduğunu söylüyor. Peki aileye neden başsağlığı dilemedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya? Şöyle söylüyor, kendi cümleleriyle okuyalım. Siz de aileye başsağlığı dilemediniz paylaşımınızda. Buna ilişkin bir şüphe mi var aileyle ilgili sorusuna? Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyuyla paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık, yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, bakın çok çok önemli. Bakan Yerlikaya diyor ki, herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum, tekrar anlatmaya gerek var mı? Bir kez daha söyleyelim, Bakan Yerlikaya diyor ki aileye neden başsağlığı dilemediği sorulduğunda Cumhurbaşkanlığı kabinesinin çıkışında, daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum, tekrar anlatmaya gerek var mı diyor Bakan Yerlikaya. Önemli bir açıklama. Aslında anlatmak istemedikleri de içinde bulunduğumuz tabloyu anlatmaya yetiyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından birkaç başlığı sizlerle paylaştık. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını sizlerle paylaşmıştık. Geride bıraktığımız gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı vardı. O toplantı devam ederken parti sözcüsü Deniz Yücel bu kez kameraların karşısına geçti. AKP iktidarda kaldığı müddetçe hiçbir çocuğumuzun canı güvende değildir açıklaması yaptı.